Evet. Yeni bir köy turu. Yeni bir elemanımız var. Sen nereden çıktın anasını satayım? Yeni ateş beni karşıladı. Gel ateş. Şöyle eve doğru çıkalım. Oo, bizim ustalar erkenci gelmişler. Günaydın. Bugün 15 Nisan ya da 14 Nisan. Yine bir Amasya günlüğümüz. Bugün neler yapacağız? Bugün şöyle bir genel açıdan geçmişten bugüne neler değişmiş onlara bakalım. Planlar yavaş yavaş son vermeye başlamış. Şuralarda çok tatlı bir şekilde görünüyor. Evet, burada elmamız da bu galiba. Çok güzel olmuş ama. Şu neydi? Bakalım. Yakınlaştırıp bakalım. Böyle tohumlarını görünce insan mutlu oluyor valla. Şöyle annemin tarla bakalım ne yapacağız bu sene. Şuraya da 3-5 tane fidan dikmiştik ama galiba traktörle görmeden yanlışlıkla fidanlarımız yalamamış. Neyse. Tekrardan dikeriz, sıkıntı olmaz. Şurada bir tane fidanımız var. Hemen şuna bakalım. Yavaş yavaş çıkmaya başlıyor tohumları. Burada işte yolu da kapatıyoruz amcamın. Hasan amcamız sağ olsun orayı böyle tırtıklamış. Nedeni aklıma gelmedi şimdi tırtıklamanın. Etmiş mi? Artık. İşe o terimleri de daha ilerleyen günlerde daha çok öğreneceğiz. Bu neydi? Hatırlayamadım ama bu da yavaş yavaş filizlenmeye başlayacak. Annemin son durumu bu. Annem bekliyor. Kurulumuz uzun uğraşlar sonucu yanında yapılmıştı. Ondan sonra burada da, bundan sonra da giriş kapısı burada. Aa, ne güzel varmışsın sen ya. Neydi bu? Valla şu an dut gibi görünüyor ama. Vay, çok güzel olmuş ya. Şurada diktiğimiz kaç fidan vardı. Bunlarda hemen ses soluk yok. Umarım onlar da yakın zamanda ses verecek. Aha şöyle dallarına bak ne güzel uzamış. Mutlu ediyor insan böyle. Mutlu oluyor insan görünce. Şuraya bir şey dikmiş miydik? Heh, şurada bir şeylerimiz var. Evet. Vay 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 ne güzel maşallah. Neymiş bu? Bu da dut galiba. Ya da fındık mı? Fındığa da benziyor. Fındık galiba bunlar ya. Güzel. Burada kaçak atlarımız var, otlar. Bu da çamımız. Şunlara bakalım. Bakalım bunlar ne tepki vermiş. Ah bu da fındık galiba. Bu da güzel. Oh maşallah ya. Yani diktiğimiz şeylerin fidanlanması mutlu ediyor insanı. Şurası da biraz yorulmuş. Neyse artık oralara bir ayar çekeceğiz. Sonrasında nelerimiz var? Vay buradaki. Sen de miydin lan? Sen neysin? Ben hepsini yazmıştım ama şu an görüp okuyamıyorum. Galiba dibe bir yere yazmışım. Ama inşallah ilerleyen günlerde daha net neyin ne olduğunu kestirebileceğiz.
O neymiş? Bu yüzden. Bunda da hafif tepkime var. Şuradakimiz. Harika ya. Böyle fidanları böyle bir yokken görmek çok keyifli. Ya video biraz uzuyor mu? Uzuyor evet. Bu da Öykü ile Sima'nın gülleri. Şöyle bakalım hızlıca. Bu arada balkonumuz da hüsran. Ah bakalım buraya neler yapacağız. Şu an için dokunmayacağız. Şöyle ufaktan balkonumuzu kapatacağız. Yola devam. Çünkü buranın masrafı biraz sıkıntılı olmaya başladı. Ben de açıkçası ona ekstrayacak bir bütçem kalmadı. Şurada biraz toprak beslemeli olsa fena olmaz gibi geliyor bana ya. Şurada biraz toprakla besleyelim gibi bir süreç geliyor aklıma. Bakalım ona da ilerleyen günlerde karar vereceğiz. Bir yandan maalesef düşünüldüğü gibi her zaman için olmuyor. Bu neydi? Bu da diğer bir fidanımız. Bize eşlik eden. Başka da fidanımız var. Şu arkada bir tane daha var fidanımız. O da limondu galiba. Limonu arkaya koyduk. Arkaya koyduk. Şurada. Evet. Bu da burada tek başına. Gidenimiz burada. Şu kuruluğumuzu da yaptık. İçine bardak, çanak ne bulursak koyacağız artık. Şu boruları da kenara almak lazım. Çok ortada kaldı. Şöyle büyük bir kuruluk yaptık. Güzel oldu burası. Güneş de alıyor. Güzel. Sonrasında böyle evin içinde birazdan geçeriz. Kova vardır. Bakarız.
Evet, eve geldik. Ve Bitlis'te 5 minare şarkısını söylüyoruz. Bitlis'te 5 minare ver gel canım beni gel. Bitlis'te 5 minare ver gel canım beni gel. Bundan sonrasını bilmediğim için bu kadar. Videolarda da hiç çalıştığını göremiyorsunuz. Çünkü çekimleri ben yapıyorum. O yüzden çalıştığım an çekim kimse yapmıyor. Bu arada şöyle bir izlemeye çalışıyoruz. Evet. Şurada da hiç yapamamış ya. Neyse, sağlık olsun. Evet, bir Amasya seyahatinin daha sonuna geldik. Artık bu haldeyim. Mutfağımızı hafiften yaptırırız. Az kaldı. Ondan sonra banyomuz. Havada yavaş yavaş ışıklarımız çok şükür var. Ondan sonra diğer odalarımız okey. Dün gece burada yattım. Güzel, değişik bir deneyim oldu.
Bay Metro line.